Demek geldiniz. Göreve hazır mısınız? Bizim işimiz hazır olmaktır Agan. Gerekli bilgilendirme size daha önce yapılmış olmadı. Ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Biz dersimize çalıştık. Tüm hesaplamalarımızı yaptık. Linda'yı sağ istiyorum. Bakın bu önemli. Burnu bile kanamayacak, anlaşıldı mı? Emredersin. Güzel. Şimdi çıkın dışarı, benden haber bekleyin. Her şeyin bir bedeli var Yavuz Karasu. Az kaldı. Çok az kaldı, sen de bu bedeli ödeyeceksin. Kirpiklerin okuyar yar
cana batarken cümle alem uykusunda yatarken kimseler görmeden yaroy 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 gel gizli gizli, gel gizli gizli. Kimseler görmeden yaroy 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 yaroy. Gel gizli gizli, gel gizli gizli. Sen bunların hepsini nasıl yaptın ya? Şişt, çaktırma. Melisa, bak barbunyayı sen yaptın, tamam mı? Neden ben yapıyormuşum barbunyayı? Çünkü Fatma teyze bildiğin alıcı gözüyle gelmiş. Hani yemek yapmadığını falan duyarsa belki sıkıntı çıkarabilir. Çıkarırsa çıkarsın. Yapacak bir şey yok. Sonuçta ben de olmadığım biri gibi davranamam. Değil mi? Saçmalama. Ya siz ne kaynatıyorsunuz de? Haydi kurun sofrayı, anam bekliyor. Mücahit, ben merak ediyorum. Acaba ben yazılı ya da sözlü bir sınava da girecek miyim? Ya sen niye böyle yapıyorsun? Anam o benim, anam. Gönlünü almak lazım Melisa. Gözünü seveyim, idare et biraz ya. Bak şimdi ters mers bir şey söyler, sakın yanlış anlama. Onun kalbi tertemiz, içinde kötü niyet yok. En nihayetinde biricik oğluyum ben. Geriliyorum Mücahit, geriliyorum. Ben de geriliyorum Melisa, ben de geriliyorum. Ya arkadaşlar, ben çok gerildim ya. Hah, sen de geldiğine göre takım tamamlandı. Ne oldu ki? Ya kadın, neden içeride yalnız bırakıyorsunuz? Ya Boncuğum, beni niye yalnız bırakıyorsunuz? Ya hadi gelsenize içeriye. Tamam, biz bugünü atlatacağız. Hep beraber bir şekilde bugünü atlatacağız, tamam mı? Anam Melisa'nın hastası olacak, bakın da görün ya. Bugünden sonra gelinim diye sevmezse ben de bir şey bilmiyorum. Hayır inşallah ya. Hayatım, sen şunları masaya götürebilir misin? Tamam Boncuğum. Ne yapıyorsun oğlum? Sofrayı sen mi kuruyorsun lan? Yenge ne yapıyor bu? Yani o da sofra kuruyor, ben de sofra kuruyorum. Bizim evimizde her şey müşterek olduğu için. Evet abicim, yani ben karımın yorulmasına müsaade edemem. Kusura bakma. Ben nasıl bir adama çattım acaba ya? Tamam tamam, dakika bir gol bir yapmayalım. Kadına malzeme vermeyelim. Melisa'cığım sen al bu tabakları, sofrayı sen kur. Hücumlu presli, hücumlu presli. Gönlünü alacağız diyorum canım benim. Yap bir güzellik, bak neyim bak. Lütfen. Peki Mücahit'cim, sen nasıl istersen. Çok teşekkür ederim Melisa. Canım benim, canım benim. Bak şu güzelliğe bak, bak. Hadi. Git sen hadi abi. Boncuğum, ben de börekler aldım. Sen hadi. Tamam gel. Tamam, geliyorum. Beni daha ne kadar burada tutacaksınız? Acelen ne? Daha 3 gün oldu. Hem bak, senin şu Drapako ailesi hakkında biraz araştırma yaptım. İlginç şeyler buldum. Ne buldun? Meşhur Drapako ailesinin reisi. Büyük büyük dedesi soyluların şatafatından, günahkar yaşamından bıkıp dağa çekilmiş. Orada haçlı seferlerini başlatan, aralarında din adamlarında bulunduğu radikal bir tarikat kurmuş. İlginç. Başka? Başkası var. Bak, mesela kendisi hala bu grubun içinde. Adam hakkında ilginç şeyler buldum. Elit toplantılara katılıyor sadece. Medyayı hiç sevmiyor. Ha, bir arada diplomatlık yapmış. Zayıf, az yiyor ama iyi bir gurme. Yumuşak ses tonuyla evrensel insanlık ideallerinden bahsediyor. Avrupa'da artan şiddet ve kabalıktan şikayet ediyor. Ondan kim şikayetçi değil ki? Çevresine dini tartışmaların bu çağa ait olmadığını, her dine eşit mesafede olduğunu, ahlakın dinden üstün olduğunu ve bunların Avrupa ideali olduğunu söylüyor. Gayet mantıklı. Ne var ki bunda? Mantıksız olan şu. Böyle düşünüyor ama evinde gizli bir geçitle girdiği,
kendine ait bir yeri var. Kutsal emanetlerle süslü. Ha bir de sembolizme ve sanat tarihine meraklı. Nereden öğrendiniz bunları? Dahası var. Büyük büyük dedesi İstanbul'a gelmiş. Diplomat olarak. Bunlar çok gizli bilgiler. Biz Türk istihbaratıyız. Bizden gizli bir şey olmaz. Yine çok iddialı. Siz sanıyorsunuz ki her yerde kendi adamlarınız var. Ama bizim her coğrafyada gönül dostlarımız var. Nereden geliyormuş bu gönül dostları? Köklerimizden. Biz yüzlerce yıl üç kıtada hüküm sürdük. Bunu sadece kılıçla kalkanla yapmadık. Gönülleri fethettik. Kök saldık. O kökler ağaç gibi topraktan fışkırdı. Meyve verdi. Şunu asla unutma. Bu kıyamete kadar devam edecek. Ama bu sefer biz sizi böcek gibi ezeceğiz. Bunu daha önce de denediler. Denizlerimizin dibi bunu deneyenlerin zırhlılarıyla dolu. Fatma teyzeciğim, ne iyi ettiniz de geldiniz ya. Vallahi evimiz şenlendi dediniz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sağ ol oğlum, sağ ol. Eksik olmayın. Yani abi, arada böyle toplanmak lazım. Vallahi yani böyle bir buluşmak lazım. Yapmıyoruz ki. Toplandık ya işte oğlum. Yani neyin peşindesin? Adam akıllı girsene muhabbete. Abicim sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben ortamı ısıtıyorum. Allah Allah, karışma ya. Fatma teyzeciğim. Yengem diye demiyorum var ya, kalbi altın gibidir, altın. Çok seviyoruz ya, bayılıyoruz. Yengen nereden oluyor oğlum? Dur bakayım daha. Barbunya'yı Melisa yaptı. Siz de sevdiniz değil mi? Afiyet olsun. Eline sağlık senin de. Sağ ol canım. Kuru olmuş. Barbunya dedim, etlidir hem. Böyle havuç suyuna çorba olmaz dur. Abi barbunyayla da omur geçmez dur. Başka şeyler de yapabiliyorum ben. Lemiz bilir misin? Nemiz? Fasulye diblesi, hinkal, gaygana, geldirik, marılcan. Bence sallı yabancı. Bence biz hiç karışmayalım. İyi, yok. Ben onları bilmiyorum. Bunlar Mücahit'imin en sevdiği yemeklerdir. Benim. De bakayım, sen ne yapaysın kuzum? Ben meze yaparım güzel. Uy, meyhane midir, ev midir ha bura? Kızım sen evimizi meyhaneye mi çevireceksin? Tövbe. Başka ne bileysin? Lazanya yaparım. O nedir o? Aa, anacığım, lazanya Laz böreğidir. Adı da oradan gelir. Kıyvalı Laz böreği. Bak anacığım, ne kadar güzel şeyler var. Niye yemeyesin ya? Hadi. Hadi ye.
Ateş. Hoş geldin kelebek. Ne oldu, iyi misin? İyiyim, her şey gayet yolunda. O zaman neden burada buluştuk Ateş ya? Kışlayı mı gezdireceksin bana? Babanın odasını ziyaret etmemiz lazım. Konu nedir Ateş Bey? Konu ikimizin nikah tarihiyle ilgili. Ne? Nasıl yani? Keşke biz bir konuşsaydık önce Ateş. Yani ben hemen evlenmek istiyorsun diye düşünmüştüm ama fikrin değişti sanırım. Hayır, hayır, hayır tabii ki. Olur mu öyle şey? Çok istiyorum. Hatta şu an en çok istediğim şey. O zaman? Yani ne bileyim şimdi doğru olur mu onu bilemedim. Hani Fethi abi, bir de şimdi Derya'nın durumu falan. Ne bileyim. Bizim hayatımız hiç değişmeyecek ki. Hep böyle kalacak. Yani yarın yeni bir güne uyandığımızda beraber her şey çok güzel olmayacak. Gene böyle şeyler yaşayacağız. Gene böyle badireler atlatacağız. Mücadelelere gireceğiz. Bunlar hiç değişmeyecek. Hem biz bunları bilerek bu yola çıkmadık mı beraber? Evet. Yani orası öyle. Ya ben hemen evlenelim demiyorum ki. Yani benim için hiç problem değil. Ama hani sen şey yaparsan diye belki yani Eylül olur, Ekim olur. Ne bileyim yani. Yeter ki evlenelim. Baba? Baba? Ne baba? Komutanım Nazlı'yı buraya ben çağırdım telefonla. Sizin yanınıza gelip icazet alalım diye komutanım. Yoksa öyle kafamıza göre nikah tarihi falan almadık komutanım. Sizin şeyiniz olmadan öyle bir şey mümkünatı olamaz komutanım. Vallahi sessizlikten ölen ilk insanlar olacağız. Yenge bari sen bir şey yapsan, bir şey desen. Şey tamam ben hallediyorum tamam. Sen mi? Evet, izle. Ne demek? Melisa'nın da sesi bu arada çok güzel. Bıncım. Bıncım nereden giriyorsun muhabbete ya? Ne var ya? Mis gibi sesi var kızım. Çık oradan yenge, oradan çıkmaz sokak, çıkmaz oradanmış. Ha, duydum onu. Pavyonda çalışırmış. Al işte. Fatma teyzeciğim, pavyon derken? Anacığım, pavyon alıyor mu şimdi? Ne değil müdür? Bar pavyon, pavyon bar işte. Fatma teyze ben müzisyenim, müzik yapıyorum. Ellerine sağlık kızım. Yemekler çok güzel olmuştur maşallah. Sen böyle hamarat bir kızsın bellidir. Uy nur yüzlü anasının kuzusu. Oturması olsun, kalkması olsun. Bu devirde böyle hanım hanımcık kız bulmak zordur. Sağ olun. Bizim Karadeniz uşakları da ha böyledir. Ölmeden şu uşağımı da ha bizim oralardan böyle helal süt emmiş biriyle evlendirirsem daha da bir şeycik istemem. Anacığım. Anacığım. Ben müsaadenizi isteyeyim. Çok geç oldu. Oturun oturun. Kalkmayın siz. İyi günler.
Hoşça kalın. Sahneye çıkacak Erol. Ana kurban olayım, ne yaptın ya? Ne yaptın kurban olayım, ne yap... İçik. Ben ne yaptım ki? Şey işte. Benden icazet mi isteyeceksiniz? Evet komutanım. O zaman söylüyorum. Olmaz öyle şey. Ya baba nasıl olmaz? Neden olmuyor ya? Komutanım, kızı vermiştiniz. İstemiştim ben. Ama... Eylül Ekim'de neymiş öyle? Çok geç. Şöyle mis gibi bir bahar düğünü olsun. Mayıs iyidir. Daha da uzamaz. Ya baba, ya canım babam benim ya. Baba. Tamamdır. Ben bir toplantıya gidiyorum. Dedim ikinci tokadı yapıştırdı, yapıştıracak. Son anda gitti. Ay vallahi ben de kızacak zannettim ama. Ya Ateş çok şükür ya, çok şükür. Nasıl, ne oldu? Betim benzin attı. Bir dakika. Babam Mayıs dedi değil mi? Ya Mayıs dedi ya, şaka gibi değil mi? Mayıs ne, dibimizde hemen. Hemen evleneceğiz ya, çok güzel değil mi? Nesi güzel Ateş ya? Nesi güzel Ateş, nesi güzel ya? Nisan'ın son haftasındayız, şurada kalmış bir ay. Of, nasıl hazırlanacağım ben ya? Ya daha bunun kınası var, düğünü var, ayakkabısı var, gelinliği var, bir sürü işi var ya. Bittim ben ya, of. Ya sen bunların hepsini halledersin, teker teker halledersin. Ben de sana yardım ederim, beraber hallederiz. Aha, hallederiz, hallederiz. Aynen. Senin bir tek damatlığın var tabii, ne var ki? Uf, bittim ben Ateş ya. Tamam, neyse, beni artık lafa tutma daha fazla, ben kaçtım. Naz, hadi bay bay. Naz, gelsene buraya. Ayrıca düğüne kadar da zor görüşürüz artık Ateş. Naz, gelsene buraya. Bu Mayıs bitmez. Bitmez, bitmez. Ya, ya ne bir kral komutan ya. Melisa! Melisa! Ya Allah aşkına nereye gidiyorsun Melisa? Pavyona gidiyorum Mücahit. Ne oldu, gitmeyeyim mi? Çekip çıkaracak mısın beni bu hayattan? Ya anam öyle demek istemedi, yanlış anladın. Mücahit, uğraşma. Annem beni sevmedi işte. Bu kadar basit. Olabilir. Ama ben buyum. Yani yapacak bir şey yok, ben değişemem. Ya kim sana değiş diyor Melisa? Kimse sana değiş demiyor. Ben seni böyle olduğun gibi seviyorum. Anam da seni böyle sevecek. Benim sevdiğim gibi sevecek. Ya biz seninle ne badireler atlattık ya. Sen bakma anama. Vallahi anamın böyle pamuk gibi kalbi vardır ya. Laz damarı tuttu onu şimdi. Onun kafasında büyük ihtimal başka bir şeyler var. Onun kafa başka bir şeye takılı. Ben onu çözeceğim sana söz. Hadi gel çıkalım. Yok yok Mücahit, gerçekten. Gelip de daha fazla tadınızı kaçırmaya hiç gerek yok. Sonra konuşuruz. Ya Melisa lütfen yapma işte. Mücahit lütfen. Ya gel çıkalım. Konuşuruz Mücahit. Melisa. Ah, taksi. Melisa. Melisa. Ah be ana. Ah be ana. İşte burada. Bu da Avrupa'daki rezervasyon yaptırdığı otel. Tamamdır. Bunlar fazlasıyla işimizi görür. Erdem albayım, Sadık'ın izini bulduk.
Ya ben çok özür dilerim. Böyle olacağını bilmiyordum. Yani abi ben de elimden geleni yaptım ortamı ısıtmak için ama... nafile. Yok sizlik bir durum yok ya. E siz bize evinizi açtınız daha ne yapacaksınız? Akacak kan damarda durmadı işte. Anam içeride mi? İçeride. Anacığım, bak sana bir kere soracağım. Oğlunun hatırı için cevap ver. Ana sen bu kıza niye böyle yapıyorsun ya? Ha? Yazık değil mi? O da bir ananın kızı değil mi? E ben ne ettim ki oğlum? İşi varmış çıktı gitti. Ya ana, ben seni bilirim ana sen böyle şeyler yapmazsın. Senin başka bir derdin mi var? Hayırdır bir de bakayım. Senin neyin var ana? Ne olacak oğlum? Ben senin mutluluğun, mürüvvetin için... şöyle bizim Karadeniz taraflarından bir kız alaydıksa... ha böyle şeyler olmaz idi hiç. Ya bana sen kaçtır bu Karadeniz kızı, Karadeniz kızı deyip deyip duruyorsun ha. Sen bir de hele şu ağzındaki baklayı bir çıkar bakayım. Bir de bakayım sen ne diyeceksin? Sen de ana de, onlar yabancı değil, söyle sen. He. Bizim köyde bir Hatice vardı, ahiretli, bildin mi? He, bildim. Onun bir de kızı vardı, Saadet, onu da bildin mi? Küçükken hani bizim köyde kaybolduydunuz da hani bir kere kuzulara yem vereceğim diye. Ey, sümüklü Saadet. Öyle de ama. Kız büyüdü, serpildi, koca bir kız oldu. Evlilik çağı da geldi. Senin de evlilik çağın geldi. Eyvah ya. Biz siz doğunca Saadet'le ikinizin başını bağladık. Saadet senin beşik kertmendir. Allah Allah. Ya ana sen ne diyorsun ya? Ne beşik kertmesi? Sen olmuş 2019 millet uzaydan arsa alıyor. Sen gelmişsin bana beşik kertmesi diyorsun ya. Ya anacığım. Ya senin bağladığın başlardan biri benim başım. Benim niye bundan haberim yok? Ne oldu? Ha buraya şimdi haberin oldu işte. Hasbinallah ya. Benim için başlık parası da alaydın. Tövbe tövbe. Deli uşak. Bir de biz mi başlık parası alacağız? Biz verdik onlara da. Hani biliyor musun bizim bir tane fındıklık vardı. Onu verdik kaçırlara. Ne ettin, ne ettin? Biz anlaştık bir kere. Fındıklığı kurtaramazdık hem artık. Söz namustur bizde. Bakamam kimselerin yüzüne. Ben sana bir soğuk su getireyim abiciğim. Ah anam, ah, ah, ah. Komutanım, gelin. İstihbaratın 3 günlük yaptığı araştırma sonuç verdi. Eylemler Sadık denen adamın izini buldular. Heh, o zaman gidelim alalım hemen komutanım. Biraz can yakalım. Dur Mücahit. Adam Avrupa'da. Kalacağı oteli de eylemler teyit etmiş. Saad'ın Avrupa'da rahatça gezebileceği temiz bir kimliği var. Onu almak öyle kolay olmayacak. Anlayacağınız çok gizli, çok sessiz bir operasyon yürütmeniz gerek beyler. Adamın kimliği temiz ve Avrupa'da. Yakalanırsanız sizi oradan kurtaramayız. Komutanım bu adamın Avrupa'da ne işi var peki? Ne işi olacak? Dragan'ın sözde kuracağı devlet için çalışıyorlardır. Anlaşılan yeni birileri bol bol marulayacak komutanım. Aynen öyle. Operasyonumuzun 2 ayağı olacak. Birincisi, Sadık'ı dinlemeye almak.
İkincisi de Sadık'ın kendisini almak. Sadık'ın kimlerle buluşup ne konuşacağı, ne planlar yapacağını öğrenmek en az onu almamız kadar önemli. Otelle ilgili her şey ayarlandı. Gerekli teçhizatımız da hazır. Hemen yola çıkacaksınız beyler. Eylem de sizinle birlikte olacak. Unutmayın. Temiz, sessiz ve sakin bir operasyon bu. Gürültü yaparsanız bedeli ağır olur. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Merhaba. Merhaba. Derya Hanım geleceğinden haberi var. Kendisi davet etti. Biliyoruz, haberimiz var. Buyurun. İyi görevler, kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misin? Söylemek için daha erken. Niye çağırdın beni? Hırsını alamadın mı? Bizi biraz yalnız bırakır mısın? Tabii Derya Hanım. Yavuz sen delirdin mi? Hı? Kafayı mı yedin? Amacın ne senin? Ne yapmışım yine? Başka bir doktora gitmişsin. Doktor arkadaşım söyledi bana da. İlaçlarını almıyormuşsun, tedaviyi reddediyormuşsun. Niye yapıyorsun bunu Yavuz? Bu muydu konu? Daha ne olsun? Sen beni görmek istemiyordun. Sana yardımcı oluyorum işte. Saçma sapan konuşma. Derya ben yaşayacağım kadar yaşadım. Ne yaşadın ya? Ne yaşadın? Kaç yaşındasın daha? Koskoca bir hayat var önünde. Evet, koskoca bir hayat olacak ama sen olmayacaksın. Belki sensiz yaşamak istemiyorumdur. Yavuz sana yalvarıyorum. Lütfen yarın doktora git, ilaçlarına başla. İç organları iflas ediyor dedi, aklım çıktı ya. Ya sen benden nefret etmiyor muydun? Niye bu kadar umursuyorsun? Evet ediyorum. Sana kırgınım, kızgınım. Ama benim için hala önemlisin. Neden? Çünkü seni hala çok seviyorum Yavuz. Ömrünün sonuna kadar da sevecekmişim gibi geliyor. Ama senin aklın almıyor tabii bunu. Almıyor, almaz. Bir insanı her şeyle seviyorsundur ya da sevmiyorsundur. Bana yalan söyledin Yavuz. Bir kez de değil, defalarca. Oo, yine aynı konular. Ben hep onunla diyeceğimi dedim. Ben demedim. Burada durup senin ölmeni beklemeyeceğim ben, tamam mı? En azından bu kadarını borçlusun bana. Ben kimseye bir şey borçlu değilim. Bir tek Allah'a borçluyum. Bir de vatanıma, bayrağıma. Evet, seni çok üzdüm. Lanet olsun. Bu hale gelmene de sebep oldum. İçim içimi yiyor Derya. Bırak öleyim. Hiçbir şey olmazsa kimseye de bir şey olmaz. Tamam. Hadi tekrar geçmiş olsun. Yavuz. Bana bir söz vermeden çıkıp gitme ne olur. Ses nedir?
Biziz. Aşağıda manyağın biri olay çıkarmış. Etrafı ateş ediyormuş. Polis ve ambulanslar da onun için gelmiş. Haber vereyim dedim. Anladım. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Tamam, bir şey yok. Fatma teyzeyle anlaştınız mı? Sakinleştiniz mi biraz? Yok be çaylakım. Takmış kafaya. Meğer başından beri derdi buymuş. Ve ne yapacaksınız peki? Ne yapacağım oğlum? Sümüklü Saadet'le evlenip çoluğa çocuğa karışmayacağım herhalde. Oğlum bu devirde ne beşiği ne kertmesi arkadaş anlamadım ya. Öyle deme be abicim. Yani belki güzelleşmiştir kız. Çaylak. Geldi. Yarısı içeride. Sen istersen git artık. İşin gücün vardır. Yo, iyiyim böyle. Derya Hanım, ilaç saatiniz gelmiş. Hemen getiriyorum. Tamam. Geliyor musunuz? Burası hazır. Yavuz hala orada mı? Evet, burada. Güzel. Benim biraz vakte ihtiyacım var. Yarım saat kadar. Tamam. Yavuz'u sakın bırakma. Asıl işim onda. Merak etmeyin. My friend, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? Sevdin mi odayı? Her şey perfect. Dragan'ın çok selamı var. Thomas'a iyi niyetimizi fazlasıyla gösterelim dedi. El muhtarı diyorsun yani. Niyetler karşılıklı diyelim. Geç otur. Ne içeriz? Two bottles of champagne and shrimp chips, please. Siz temiz.
Tamamdır. Güzel. Başlıyoruz. Hayırdır, ne oldu? Ne diyor bu ya? Açsana cam, bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Buyur hemşerim, ne diyorsun? İsteyeceksin, ben getireyim. Su isteyecektim de. Ne? Yukarıda durdurmuyordur. Sürpriz. Dragan dediği kadar cömertmiş doğrusu. Bu daha başlangıç Thomas. Geldiği yerde bundan daha çok var. Dragan eğer memnun kalırsa her ay devamı gelecek. Para alışverişi başladı. Başlasın. Biz tepelerine bindiğimizde ne yapacaklar bakalım. O zaman iş konuşalım. Güvenilir adamlar mı bunlar? Herkesin ortasında iş konuşamam. Seninkiler ne kadar güvenilirse o kadar. Güven. Zor mesele. Özellikle bu işte. Birbirimizi duyalım yeter.
Ulan Allah kahretsin. Hiçbir şey duyamıyorum. Ne oldu? Müzik açtılar. Efe, Yiğido. Buradan cihazın yerini değiştirebilir misiniz? Maalesef komutanım. En gizli yer burası. Aynen. Riskli olur. Başka bir noktadan da denersek fark edilebilir. Ne yapacağız? Tek bir yol var. Ne? Odaya gireceğiz. Olmaz. Hepimizi tanıyor. Kesin bir sıkıntı çıkar. Ama biz hiç karşılaşmadık. Beni tanımıyor. Denemeye değer. Aptal olduğunu biliyordum da ecelini bu kadar tutadığını bilmiyordum Dragan. Yani evinize gelmiş misafire böyle davranmak ayıp olmuyor mu biraz Yavuz? Üstelik kafanıza bu kadar silah dayanmışken. Otur. Otur. Hiç öyle sağına soluna bakınma. Mahallenin her yerine adamlarımı yerleştirdim Yavuz. En ufak bir yanlış hareketinde öldürmeye komşularından başlarım. Buradan canlı çıkabileceğinizi mi düşünüyorsun? Vallahi benim buradan canlı çıkmak gibi bir niyetim yok savcı hanım. Ama benimle işbirliği yapmazsanız siz buradan canlı çıkamazsınız. Derya'yı bırak beni al. Niye? Yani ikiniz de elimdesiniz işte. Niye bırakayım? Bana makul sebeplerle gel. Mesela bak, Linda'yı bana teslim edin. Bu iş bitsin. Al sana makul sebep. Ne diyor bu? Savcı hanım, sizin bu sevgiliniz yine işi olmayan şeylere burnunu sokmaya başladı. Tabii sizin bundan haberiniz yok. Böyle yattığınız yerde uyuyun. Gerçi yatmayıp ne yapacaksınız? Kör nişancı gibisiniz. Sakın. Bak bugün gerçekten merhametli bir günümde değilim. Sıkı veririm kafana. Beni ölümle mi tehdit ediyorsun? Pekala. Yapma. Yapma. Hop. Çok cesursun komutan. Gözünü bile kırpmadı gördünüz mü? Çok cesurmuşsun. Böyle durumlarda en hoşuma giden şey ne biliyor musun? Öldürmek istediğim adamın yanında güzeller güzeli sevgilisinin olması. Otel güzel ama servis zayıf. Evet. Ama siz bizim için çok önemli bir misafirsiniz. Tamamdır. Takdir edersiniz ki size en iyi şekilde ağırlamak için özen gösteriyoruz. Hey. Dur bakayım sen. Ben nereden tanıyorum seni?
Herif Eylem'i tanıdı mı acaba? Beyler hazır olun. Ha? Did you say something to me? Is there a problem, sir? Ne diyor bu ya? Sen kime benzettin kızı? Birine benzettim ama... değilmiş. Thank you. Thank you. Have a nice day. Bitirelim şu işi Thomas. Sana canını alırım demiştim Yavuz. Ramak kaldı. Sen hayatımda gördüğüm en aşağılık, en korkak herifsin. Kızı bırak derdim benimle. Evet, derdim seninle. Ama seninle konuşarak anlaşılmıyor ki Yavuz. İlla beni böyle şeyler yapmaya itekliyorsun. Senden de adamlarından da korkmuyorum Dragan. Elinden geleni ardına koyma. Sen bir sus av canım. Anladım, tamam. Sen de çok cesursun, senin de gözün kara, tamam. Ama Yavuz bunu kaldıramaz. Sevdiği bir kişinin daha gözlerinin önünde beyninin dağılmasını Yavuz kaldıramaz. Senin o kalbini yerinden sökeceğim. Kendi ellerimle sökeceğim. Tabii tabii tabii, yaparsın. Ama önce teklifimi bir düşün Yavuz. Şimdi Linda'yı kim elinde tutuyorsa arayacaksın. Ona hiçbir şey belli etmeyeceksin. Benim söyleyeceğim yere Linda'yı getirecekler. Ve orada adamlarıma teslim edecekler. Bunu bir düşün. İyice bir düşün. Aa, düşünmek için 10 saniyen var. 9. 8. Yavuz, Linda'yla ne yaptın umurumda bile değil. Senden tek bir şey istiyorum. 4. Sakın bu size istediğini verme. 3, 2, 1. Tamam! Tamam, yapacağım. Dur! Devlet kurma yolunda çok önemli adımlar attık Thomas, biliyorsun. O yüzden de senin gibi dostlarımızın yardımına ihtiyaç duyuyoruz. Ama Türkler peşimizi bırakmıyor. Bizim de medyanın ve kamuoyunun güvenini kazanmak için yardıma ihtiyacımız var. Özellikle de sizin gibi yabancı dostlarımızın yardımına. Bu durumda güven kazanmak zor iş tabii. Açık sözlü olmak lazım. Daha düne kadar insanlık suçu işleyen bir örgütün özgürlük savaşçıları olduğunu ileri süreceğiz. Ama dikkatli adım atarsak bütün bunlar unutulur. Siz de Avrupa tarafından yasal olarak tanınan bir devlet olursunuz. Bize ve örgütümüze karşı her türlü desteği sağlayacağınızdan şüphem yok. Avrupa'nın her yerinde terörü beslememiz lazım. Türk düşmanlığını beslememiz, Türk karşıtı politikaları Avrupa'nın her yerine yaymamız lazım. Çok büyük bir savaş hazırlığı içerisindeyiz. Yakında kan gövdeyi götürecek. Kan gövdeyi birazdan götürecek. Sen bekle seni. Merak etme. Artık beni Avrupa'daki temsilciniz gibi düşün. Size ve örgütünüze buradan gerekli desteği sunacağım. O zaman anlaşmamıza. Bu konuşma bize fazlasıyla yeter. Yani sağlığı şimdi alabilir miyiz? Alacağız Keşan'la. Tabii ki de alacağız. Ama sessiz ve sakin.
Sessiz ve sakin. Sadık her an çıkabilir. İsterseniz siz yerlerinizi alın, ben de konuşmaları aktarıp geleyim. Tamamdır. Hadi beyler. Gidip şu Sadık'ı paket edelim. Seve seve komutanım. En ufak bir salaklık yaparsan savcı ölür. Sokağının herhangi bir yerinde bir polis görürsen savcı yine ölür. Unutma Yavuz. Mahallenin, sokağının, evinin her köşesinde adamların var. Nereye bıraksınlar Linda'yı? Maltepe'deki eski kağıt fabrikasına. Adamlarım orada bekliyor olacaklar. Onları teslim etsinler. Usta fazla vaktim yok. Linda hala elimizde değil mi? Evet elimizde. Elimizde fırsat var. Gelince anlatacağım ne olduğunu. Ama Linda'yı Maltepe'deki eski kağıt fabrikasına teslim etmemiz lazım. Linda'yı henüz konuşturamadık. Bir şey almadık ki. Linda'dan alacaklarımızdan daha önemli usta. Güven bana, anlatacağım. Nasıl yani? Soru sorma usta. Gelince anlatacağım. Elimizi güçlendirecek bir fırsat. Sadece dediğimi yapın. Biraz gecikeceğim ben. Güzel. Sen bu kızı gerçekten seviyorsun anladım. Hakikaten bu sefer gerçekten sevdiğini anladım. Yarasa çıktı. Nedir durum? Linda elimizde mi? Şimdi teslim alıyoruz. Güzel. Güzel. Aferin Yavuz. Beklediğimden çok daha kolay oldu bu iş. Yavuz'a selamlarımı ilet. Hiç merak etme, yakında kendini iletirsin. Bir daha görüşeceğimizi hiç sanmıyorum. Tatlı çocuk. Sen öylesin. Thomas, içerisi dinleniyor.
şey yapmamız lazım. Sakin ol Dragan, hiçbir yere kaçamaz. Nasıl yani? Arkadaşlar seni alacaktır Hakan. Biraz gecikeceğim ben. Gelince anlatacağım. Elimizi güçlendirecek bir fırsat. Sadece dediğimi yapın. Biraz gecikeceğim ben. Ya Dragan, nasıl manzara, güzel mi? Bak güzel şey, daha önünde uzun yıllar var. Beynini dağıtmamı istemiyorsan hemen konuş. Senin gibi aşağılık bir teröristten korkacağımı mı sandın sen? Ne yaparsan yap. Üstünü arayın şunun. Efe, sen burada Sadık'la kal. Beyler yürüyün. Pişman olacaksın Yavuz. Seni bu yaptığına pişman edeceğim. O pis nefesini yorma. Senin tıktıkları yerde lazım olacak. Hayatının en büyük hatasını yapıyorsun. En büyüğünü. Seninle işim bitmedi. Ziyaretine geleceğim. Sana ülkemden uzak dur demiştim. Kayıtlar nerede? O kayıtlar sayesinde artık sadece iki seçeneğin var Thomas. Ya hapislerde çürüyüp adalete hesap vereceksin ya da geberip gideceksin. Ama eğer ilkini tercih edersen elini biraz çabuk tutmanı öneririm. Ne diyorsun sen? İşte bunu diyorum.
seçimini yap demiştim. Sen ölmeyi seçtin. O zaman seni de yanımda götürürüm. Merak etme. Komutanım, bu adamları indiriyoruz ama Avrupa ile diplomatik bir sorun çıkmasın. Avcı kızın başına bir şey gelsin, sıkıntının kralını çıkaracağım ben. Kayıt hala bizim elimizdeyse deli niteliğinde o. Hiçbir şey yapamazlar. Eyleme bakın siz. Temiz komutan. Defterini dürdük. Çok şükür. Kopuk. Kopuk. Kopuk evladım. Koptun yine. Sizin aileme yaşattıklarının bir sil yaşamasını isterdim usta. Ama olsun, buna da şükür. Buna da şükür. Türk adaletinin önünde hepsinin hesabını verecek. İçim rahat olsun. Sonunda hak ettiğini buldu. Yaptığı onca pislikten sonra az bile. Nasıl başardın Yavuz? Yoksa Dragan'ın buraya geleceğini biliyor muydun? Tabii ki hayır. Dragan'ı yakalamak uğruna bile olsa seni tehlikeye atmam. Yine intikam arasıyla gidip Linda'yı aldım. Hiç durmayacaksın değil mi? Sevdiklerime zarar vermeye devam ettikleri sürece durmayacağım. Sıkıldım artık. Dragan Linda'yı istediğinde niye verdin? Dragan'ı yakalamak için zaman kazanmamız gerekiyordu. Dragan gelmeseydi Yavuz, Linda'yı öldürecek miydin? Savcı hanım. İyisiniz değil mi? İyiyim. Teşekkürler. Sizi hastaneye götüreceğiz. Tamam. Ben de geleyim. Yok. Yavuz, gerek yok. Sağ ol. Kendine iyi bak. Desteğe git. At silahını. At silahını Thomas. Bırak lan kızı. Bırak, delik deşik ederim seni. Avrupa'nın ortasında cinayet işlemekten başka bir şey değil yaptınız. Bırak lan kızı. Mücahit, tamam, sakin ol. Hiçbir şey yapamaz. Öyle bir yaparım ki. Bırakın gideyim. Yoksa kız gözünüzün önünde ölür. Bana dokunamazsınız. Ben sıradan bir iş adamıyım. Gerizekalı gerizekalı konuşma. Ses kayıtları elimizde. Yakında bütün dünya senin pislik bir terörist olduğunu öğrenecek. Şimdi biraz akıllıysan efendi efendi teslim ol, kızı bırak. Yoksa senin kemiklerini etlerinden ayırırım. Asla. Ya giderim ya ikimiz de ölürüz. Karar sizin. Komutanım. Gel. Komutanım, önemli bir durum var. Ne oldu? Dragan Radkoviç denen terörist. Yakalanmış komutanım. Ne diyorsun? Nerede, nasıl yakalanmış? Savcı Derya Hanım'ın evine girmiş. Ama başaramamış. Ekiplerimiz kıskıvrak yakalamış. Savcı Derya'nın evine mi girmiş? Sağ ol. Efendim? Derya, iyi misin? Operasyonu bırakıp gelemiyorum. Ama duyduklarım doğru umarım.
Doğru erdem albayım. O adi herifi yakaladık sonunda. Çok şükür. Sen iyi misin? Senin evinde ne işi varmış bu herifin? Yavuz yanımdaydı. Onun peşinden gelmiş. Güpegündüz nasıl gider İstanbul'un göbeğindeki bir eve? Hem de bir savcının evine. Önceden her şeyi planlamış. Bütün mahalleyi kontrol altına almış. Ne istiyormuş peki? Linda'yı. Nasıl yani? Nasılsa öğreneceksiniz. Saklamanın anlamı yok. Bana olanlardan sonra Yavuz Linda'yı almış. Sonra Dragan gelince onunla pazarlık yaptı. Yavuz Linda'yı teslim etti. Çünkü Dragan'ı yakalatmak için zamana ihtiyacı vardı. Anladım. Neyse. Sonuçta yakalandı ya. Sonrasına bakarız. Aynen öyle. Hepimize çok geçmiş olsun. Sağ olun Erdem albayım. Linda istihbarattaydı. Yavuz'la ne işi olabilir ki? Thomas Efendi, şansını fazla zorlamaya başladın. Kız yaşasın istiyorsanız bırakın gideyim. Lan nereye gidiyorsun? Avucumuzun içindesin. Elimizde kayıtlar var, senin sorun olacak. Bana başka bir çare bırakmadınız. Veda et arkadaşlarına. Asla! Kurtarım adam kaçıyor! Kaç! Komutanım. Dur yapma. Çok ses çıkarttık zaten. Yürü. İyi misin avcı kız? İyiyim. Teşekkür ederim. Komutanım otele girip bulalım mı? Ses kayıtları bizde değil mi? Evet bizde. Yangın dolabına sakladım. Tamam. O zaman Thomas da bizde demektir. Ben gidip alayım hemen. İyi de o. Sen de Eylem'le git. Emredersiniz komutanım. Komutanım ne yapacağız? Ortalık çok karıştı. Ben bir Erdem komutanı arayayım. Ateş ne durumdasınız? Sadık'ı alabildiniz mi? Sadık'ı aldık komutanım. Ama yanındakilerle çatışmak zorunda kaldık. Risk almışsınız. Sessiz halletmeniz daha iyi olurdu. Eylemi aldılar komutanım. Çatışmak zorunda kaldık. Ama başaramadılar eylemi. İyi bari. Sadık'ın buluştuğu adam kimmiş? Thomas diye bir adam komutanım. Avrupa'daki temsilcisi. Sözde kuracakları devleti desteklesin ve bizim devletimiz aleyhinde propagandalar üretsin diye tuttukları bir adam komutanım. Paralı sürüngenlerden biri yani. Aynen öyle. O da öldü mü? Adamları evet. Kendisi hayır komutanım. Ama yaralı. Fazla dayanamaz. Ses kaydı elimizde komutanım. Sadık'la konuştukları her şeyi kaydettik. Güzel. O ses kaydı bize yeter. İstihbarat ses kaydını servis ettiğinde o Thomas denen sürüngeni saklandığı delikte bulurlar. Aynen öyle komutanım. Hepsini bir bir avlıyoruz Ateş. Burada size güzel bir haberim daha olacak. Şimdi orayı temizleyip Sadık'ı da alıp buraya dön. Emredersiniz komutanım. Dönüyoruz beyler. Şu Sadık'ı artık deliğine tıkalım. Başı boş kalmasın. Aynen. Eylem, sen burayı temizletebilir misin? Denerim. Halledersin sen. Halledersin. Dragan'ın da sağ kolunu aldık ya sonunda. Kellesini de alırsak benden mutlusu yok aga. Döndüğümüzde Erdem komutanın bize güzel bir haberi varmış. Dragan yakalanmış olsa ya. O zaman bizim bayramımız olur. Onu biz alacağız aga. Söz verdik. Kimseye bırakmam onu. Hallettim. Gidebiliriz. Sen var ya, istihbaratçıların hasısın. Aslan dayı oğlum. Sağ ol dayı oğlum. O zaman hadi dönelim beyler. Hey ya gidelim memleketimize yemin ediyorum çok özledim ya. Burası nedir böyle aga? Havası hava değil, suyu su değil. Hadi abicim gidelim biz hoş. Buyurun Linda Hanım. Güvenli mi burası? Kimse bilmiyor değil mi burayı?
Güvenli efendim, merak etmeyin. Bana merak etmeyin falan deme. Güvenli diye diye burnumu pislikten çıkaramadınız. O Yavuz denen psikopat her yerde geldi buldu beni. Of, Dragan ya. Tamam, çıkın. Hadi çıkın. Buyurun efendim. Sesini duymak güzelliğinde. Az kalsın seni de kaybediyordum. Teşekkür ederim. Dragan'ın planı işe yaradı ama ona ulaşamıyorum. Ha bu arada seni de kaybediyordum derken bir terslik yoktur umarım. Dragan ve Sadık, ikisi de yakalandı. Bu hiç iyi olmamış. Üstelik Thomas'ın da yakalanması an meselesi. İstihbaratları bir ses kaydı sızdırmış. Örgüte hizmet edeceğine dair delilleri var artık. Bu arada ben de isminizi vermek zorunda kaldım. Yani artık kimliğinizi biliyorlar. Güzel. Sen yapman gerekeni yapmışsın. Peki bize dört yandan saldırıyorlar ve bu saldırılarda başarıya da ulaşıyorlar. Ne yapacağız yani, böyle elimiz kolumuz bağlı duracak mıyız? Hayır, tabii ki yapacağımız şey belli. Bu durumu lehimize çevireceğiz. Nasıl yani? Unutma, yakalanan kişi Dragan değil, El Muğdar. O bizim bütün dünyaya başbakan diye pazarladığımız bir adam artık. Hemen bu haberi dünyaya yayacağız. Madem büyük bir savaş istiyoruz, bu savaş için bütün radikal, etnik ve ideolojik terör örgütlerini bir araya getireceğiz. Bizim için büyük bir fırsat. Anladım efendim. Elimden ne geliyorsa yaparım. Ben gerekli ayarlamaları yaptım. Hemen gidip bütün örgüt sorumlularıyla görüşeceksin. Hepsini aynı çatı altında toplarsak, işte o zaman bizi kimse yıkamaz. Tabii ki efendim, seve seve. Bu arada peki Türklere karşılık vermeyecek miyiz efendim? En iyi adamlarımızı aldılar. Sessiz kalmasak daha iyi değil mi? Sessiz kalmaktan kim bahsetti? Düğmeye basıldı bileliğinde. Dragan'ın alınması ihtimalini hiç düşünmedik mi zannediyorsun? Bizzat Dragan'ın kendisi yaptı bu planı. Ortalık biraz kanlanacak, anlayacağım. Merakla takip edeceğim efendim. Saat kaç? Hey! Dışarıdaki! Saat kaç? Beni burada tutamazsınız. Ben devlet başkanıyım. El Muğdar'ım ben. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Hissediyorum. Az kaldı. Çok az kaldı hissediyorum. Anlaşıldı.
Seninkiler Avrupa'da Dragan'ı sağ koluna almış. Sadık. Aslanlarım benim. Komutanım biz de burada yılanın başını yakaladık. Gerçi o yılanın başını esledik daha iyiydi de. Adalete hesap verecek. Sadık'tan da o Dragan denen kansızdan da alacağımız çok bilgi var. Sağlam bir çapraz sorguyla ikisini de bir güzel çözeriz evelallah. Aynen öyle usta. Linda'dan da alacağımızı aldık. Bir gelişme var mı kopuk? Şu Drabbako denen adam hakkında. Yok maalesef komutanım. Adam bildiğini hayal et. Tek kare fotoğraf bile yok adamla ilgili. Usta bin yıllık aile diyorlar. Ben bu nasıl oluyor aklım almıyor. Akıl almayacak bir şey yok kopuk. Oyunu kuralına göre oynuyor. Tedbirli davranıyor. Göze batan çivi çekici yer. Dragan'ın sonunu gördün işte. Haklısın usta. Linda'nın elinde olmasına Derya ne tepki verdi? Şaşırmadı bile. Benden ümidi kesti usta. Onun gözünde iflah almam artık. Bir şey anlamadı değil mi? Yok. Hala kafama göre hareket ettiğimi sanıyor. Erdem komutan geldi. Hayırdır inşallah? Olay sırasında Derya'nın yanında olduğunu öğrendiyse onun için gelmiştir. Ben bir bakayım. Komutanım. Yavuz. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun Yavuz. Derya'nın yanındaymışsın o aşağılık yakalanmadan önce. Beraberdik evet. Çok zor saatler geçirdik. Ama o aşağılık hak ettiği yere gitti. Elinize sağlık. Gel oturalım komutanım. Gel. Gel komutanım. Çay var taze, içer misin? Olur. Yalnız mıyız? Sorma komutanım. Bütün işler bana kaldı bugün. Bütün işler sana kalmış gibi. Dragan'ın yakalanmasında da emeğin büyükmüş. Tebrik ederim. Vatanıma hizmet edebilmem için bir fırsattı komutanım. Ben bir şey yapmadım. Esas aslan payı polislerimizin. Terörle mücadele ekiplerinin. Öyle tabii. Ama Dragan sen varsın diye eve girmiş. Linda sendeymiş. Linda'yı istihbarata teslim ettik oğlum biz. Sende ne işi vardı? Eylem'le konuştun mu? Sana hiç babamdan bahsetmiş miydim? Edebiyat öğretmeniydi bizim rahmetli. Ortaokulda benim de hocamdı. Hep kırık verirdi. Diğer öğrenciler oğluna torpil geçiyor sanmasın diye. Normalde iyi miydi notlar? Yok. O yaşlarda haylazlık biraz. Rahmetli haklıymış. İyi de insan oğluna da kırık vermez ya. Tam bir eski topraktı bizim rahmetli. Evde yemek yerken bile takım elbisesini, kravatını çıkarmazdı. Disiplinli. Çok sertti. Ama bizi çok severdi. Bir de bir huyu vardı bizim rahmetlinin. Biz kardeşimle ne zaman bir haylazlık yapmaya kalksak, ne zaman gizli kapaklı bir iş çevirmeye kalksak,
daha başlamadan anlardı. Bir gün dayanamayıp sormuştum. Baba, nasıl anlıyorsun demiştim. Sana bir şey söylemedik. Nasıl bildin demiştim. Söylemediniz ama daha beterini yaptınız demişti. Ne yaptık baba diye sormuştum. Gizlemeye çalıştınız demiştim. Sen de benim evladımsın Yavuz. Eğer bir şey gizlersen anlarım. Neyi neden gizlediğini de anlarım Yavuz. O yüzden sorgulamıyorum. Çünkü niyetini biliyorum. Yani nasıl bir vatansever olduğunu biliyorum. Gerektiğinde gerçekleri söyleyeceğini de biliyorum. Ama bu süreçte başım belaya girerse bize, silah arkadaşlarına, komutanına haber vermene dair senden bir söz istiyorum. Tek başına olacağım diye kendini öldürtmene izin vermem Yavuz. Ben artık bu timden kimseyi kaybedemem. Sakın bana bu timden olmadığını falan da söyleme. Biz ezbere yemin etmedik. Kalpten yemin ettik. Kağıtlar ne yazar ne yazmaz bilmem. Ama alnımızda yazanı söyleyeyim. Biz bitimiz, ya beraberiz ya hiçiz. Yavuz. Yavuz, sen hala kardeşlerinin komutanısın. Şimdi bana söz ver. Söz ver ki canını tehlikeye atacağın zaman biz de canımızı sana siper edelim. Sizin gibi bir komutanım olduğu için o kadar şanslıyım ki. Söz komutan, söz. Neyse, hadi bana müsaade. Daha bizimkilere güzel haberi vereceğim. Dikkat et kendine. Tamircilik şakaya gelmez. Zor iştir. Geçmiş olsun arkadaşlar. Sağ olun. Tekrar hepinizi tebrik ediyorum. Güzel bir iş başardınız. Oturun. Sadık'ı buluşma noktasına teslim ettik Erdem albayım. İblislerin defterlerini bir bir duruyoruz komutanım. Aynen öyle Mücahit. Aynen öyle. Komutanım, bize güzel bir haberiniz vardı. Konu Dragan'la ilgili arkadaşlar. Dragan Ratković denen o aşağılık terörist artık elimizde. Bu sabah saatlerinde İstanbul'da yapılan bir operasyon sonucu yakalandı. Gerçekten mi komutanım? Ama ben bunu söylemiştim. Yemin ederim söyledim ben bunu çatıda. Allah'a şükürler olsun. Çok şükür, bir hainden daha kurtulduk komutanım. Keşke biz de olsaydık be komutanım. Keşke biz de olsaydık ya. Biliyorum. Sizler de bu operasyonun içerisinde olmak isterdiniz. Ama esas olan sonuç. Esas olan o Dragan denen aşağılığın şu an ait olduğu yerde olması. Peki nasıl yakalanmış? Nerede yakalanmış Erdem albayım? Derya'nın evini basmış. Yavuz da oradayken. Tabii Yavuz bunu biraz oyalamış. Zaman kazanmış. Sonra da ekiplere haber uçurmuş. Aslan komutanım be. Biz yoksak da Yavuz komutanım varmış. Vallahi şimdi içim biraz soğudu. Ne istiyormuş peki bu adam komutanım? Yani Yavuz komutanım mı almak istemiş? Ya beyler, ben size en başından beri söylüyorum. Yavuz komutanımda bir haller var diyorum. Yavuz komutanım sıradan bir tamirciyse ben de Keşanlı değilim diyorum bak. Uçtun gene Keşanlı, uçtun. Sorularınızı bir kenara bırakın arkadaşlar. Nedeni nasıl önemli değil.
Dragan artık elimizde. Önemli olan bu. Evet. Hepimize büyük acılar yaşattı. Ama sevdiklerimize bir söz verdik. Onu adalete teslim edeceğimize dair bir yemin etmiştik. Bizzat o operasyonun içinde, orada biz olmasak da aslanlar gibi polisimiz vardı orada. Yavuz vardı. O yüzden sözümüzü tuttuk. Şimdi hepinizin gönlü ferah olsun artık. Bugün sizin için yorucu bir gün oldu. Şimdi gidip dinlenin arkadaşlar. Emredersiniz komutanım. Erdem albayım, ben de Thomas'la ilgili son durumu takip edeyim. Tamamdır Eylem. Yavuz. Eylem nasılsın? Haberleri aldın mı? Aldım. Tebrikler, hepimize geçmiş olsun. Avcının intikamını aldık Eylem. Kardeşim huzur içinde uyusun artık. Evet. Nasıl başardın peki? Nasıl oyaladın Dragan'ı? Linda'yı vermek zorunda kaldım. Ama ondan alacağımız her şeyi almıştık zaten. Henüz hapishaneye sevk edilmemiş. Ben sorgu için tutuldukları yeri öğreneceğim. Sadık'ın da Dragan'ın da sorgulanması lazım. Ben de bununla ilgili bir şey isteyecektim senden. Biliyorum, Dragan'ın sorgusuna girmem zor. Ama bir şeyler ayarlayabilirsin belki. Ondan soracağım çok hesabım var. Evet Yavuz, ama bu çok zor. Eylem, bu senden son isteğim. Bir şansımızı deneyelim en azından. Tamam ama söz vermiyorum. En son götürürken o yüzündeki aşağılık ifade gitmiyor gözümün önünden. Sanki bir planları daha var gibiydi. Karşılık vermek, misilleme yapmak isteyebilirler. Sözde başkanlarını indirdik sonuçta. Gelsinler. Ellerinde ne varsa gelsinler. Biz ne zaman yıkıldık ki bugün yıkılalım? Aynen öyle. Tamam, benden haber bekle o zaman. Tamam. Bu otobüs niye duruyor böyle? Bir arızası mı var? Bir kontrol edelim istersen. Çek sola. Bu
Sen kal. Ben bir kontrol edeyim. Tamam. Dikkatine. Acil olarak Siirt çıkmazındaki arayola takviye ekip gönderin. Bugün burada yaşananlardan Türk devleti sorumlu olacaktır. Şu anda esir tutulan devlet başkanımız El Mudar derhal serbest bırakılmalı. Aksi takdirde bunun gibi daha birçok eylem metropollerinizde gerçekleşecektir. Bunu herkes böyle bilsin. Artık güvende değilsiniz. Yolun sonuna gelmiş bulunmaktasınız. İşe gitmek için bindiğiniz otobüste bile güvende değilsiniz. Son durağa geldiniz artık. Aksi takdirde bunun gibi daha birçok eylem metropollerinizde gerçekleşecektir. Artık güvende değilsiniz. İşe gitmek için bile bindiğiniz otobüste güvende değilsiniz. Aklından bile geçirme. Çok tehlikeli. Yakalanırsan ölürsün. Esas burada kalırsak ölürüz. Dışarı çıkabilirsem yardım isterim. Polise haber veririm. Gelip bindirirler. Yapma, ne olur yapma. Arkandan kimse takip etmeyecek. Aç silahını! Tamam. Tamam. Tamam, sakin ol. Sakin. Büyük salaklık yaptı. Malum yere acil ambulans. Çatışma çıktı. Tekrar ediyorum, çatışma çıktı. Çok sayıda yaralı var. Acil ambulans gönderin. Bir ağrınız var mı Derya Hanım? Yok, gayet iyiyim. Bir ağrınız sizinize olursa lütfen bana haber verin. Sesini açar mısınız? Mevki çıkışında hareket halindeki bir otobüste silahlı terörist tarafından eylem gerçekleştirildi. Halk otobüsünde bulunan yolcuları rehin alan teröristin bu anları bir yolcunun sosyal medya hesabından yayınlandı. Saldırının El Mudar'ın yakalanması üzerine misilleme amaçlı yapıldığı öğrenildi. Saldırının meydana geldiği noktada yol kontrolü yapan trafik polisleri teröristi fark ederek müdahale etti. Çıkan çatışma sonucu terörist etkisiz hale getirildi. Olay yerine ambulanslar gelirken çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Ölü sayısı ile ilgili henüz net bir bilgi elimize ulaşmadı. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Derya Hanım, ne yapıyorsunuz? Kalkmam lazım. Olmaz Derya Hanım, kalkamazsınız. Ülkemize masum insanları öldürüyorlar doktor bey. Ben bir cumhuriyet savcısıyım. Elim kolum bağlı oturamam. Ama Derya Hanım, henüz ayakta durabilecek kadar iyileşmediniz.
İyileşmeme gerek yok. Çok kötü. Korkuk hayırdır, ne oldu? Biri İstanbul'da belediye otobüsüne saldırmış. Tüm haberlerde var. İstanbul bugün alçak bir terör saldırısıyla sarsıldı. Gözü dönmüş terörist halk otobüsünde güpegündüz katliam yapmaya çalıştı. Silahlı terörist İstanbul'un göbeğinde halk otobüsüne saldırdı. Halk otobüsündeki yolcuları rehin alan silahlı teröristin bu anları bir yolcunun sosyal medya hesabından yayınlandı. Saldırının Elmuğdar'ın yakalanması üzerine misilleme amaçlı yapıldığı öğrenildi. Olay yerine yakın bir noktada devreye gezen polis ekipleri saldırganı fark ederek anında saldırgana müdahale etti. Terörist yaylım ateşiyle sivil vatandaşların üzerine ateş açtı. Çıkan çatışma sonucunda terörist etkisiz hale getirildi. Olay yerine ambulanslar gelirken çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Ölüler misilleme yapmaya başladılar. Usta, bir sürü şehidimiz, yaralımız olabilir. Bir şey yapalım. Lütfen bizden ayrılın. Ben sosyal medyaya düşen videoyu da izledim. Açık açık Elmuğdar'ı istiyoruz, yoksa durmayacağız diyor. Aklınca saldırıların devamı için fitili ateşliyor. Allah'tan kaçamamış usta. Orada gebertmiş polis Şahin'i. Öncelikle hedefi kendini kurtarmak değilmiş zaten belli. Dragan'ı aldık ya. Kendilerince propaganda yapıyorlar. Halkı korkutup devlete diz çöktürmeye çalışıyor. Zavallılar. Bu tehditle Dragan'ı teslim edeceğimize sanıyorlar. Ne yapacağız peki? Ya başka saldırı olursa? Diğer saldırıları nasıl öğreneceğiz? Elimizdekilerin gırtlağına çökeceğiz. Dragan'ın yakalanırsam diye daha önceden yaptığı plana benziyor. Sıradaki saldırıyı da mutlaka biliyordur. Aynen öyle usta. Sadık denen adamı ya da o Dragan'ı ne yapıp edip konuşturmamız lazım. Aga, bu Dragan yakalandı, iyi, güzeldi. Biz nasıl orada olamadık? Yanarım da ona yanarım ya. Vallahi billahi. İyi de abicim, biz de operasyondaydık işte. Sadık'ı yakaladık, ne güzel değil mi? Yani orası öyle de. Bari nerede tutuluyorsa gidip bir suratına tükürseydik. Beyler, istihbarattan şimdi haber geldi. Thomas'ı yakalamışlar. Kaçarken bir araba mezarlığı gibi bir yere sığınmış. Bizimkiler bulduğunda da tir tir titriyormuş. Hani bize çatıda zırvaladı ya, yok ben iş adamıyım, yok bilmem neyim diye. Bizimkilere de aynısını yapmış. Oh, çok şükür. Thomas da gitti. Bugün iş çıkardık yalnız komutanım. Biz dürüm yaptık, istihbarat paketledi yani. He? Aynen öyle dayalı. Komutanım, Erdem komutanım acil sizi çağırıyor, haberlerle ilgili. Tamam aslanım, git geliyoruz biz. Emredersiniz komutanım. Hadi. Komutanım. Gelin beyler, gelin. Gelin oturun. İstanbul bugün alçak bir terör saldırısıyla sarsıldı. Gözü dönmüş bir terörist halk otobüsünde güpegündüz katliam yapmaya çalıştı. Trafik polislerinin saldırganı fark etmesi sonucunda çatışma çıktı. Daha fazla can kaybının önüne geçilerek saldırgan etkisiz hale getirildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırıda hayatını kaybedenlerin olduğu bilgisi var. Ölü sayısının artmasından korkuluyor. Sosyal medyaya yansıyan bazı vahşet dolu görüntüler de var sayın seyirciler. Silahlı terörist, sınırda kurulmaya çalışılan, sözde terör devletinin başı olan Elmuğdar'ın serbest bırakılmaması durumunda metropollerde daha büyük saldırıların olacağı konusunda tehditte bulundu. Ne istediniz Gonca Masum'da? Elmuğdar'ı istiyorsunuz, öyle mi? Bir de boyun eğecekmişiz gibi bizi tehdit ediyorsunuz. Komutanım, bunlar hala anlayamadılar mı? Bizim bir ölüp bin dirildiğimizi anlayamadılar mı hala? Bizi yıkamayacaklarını anlayamadılar mı hala bunlar ya? Ne zaman köklerini kurtacağız, o zaman anlayacaklar. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Amin.
Biz hemen sıradaki olası saldırıları engellemek için elimizden geleni yapacağız. Çalışmalara başlayacağız. Erdem albayım, ben saldırganın kimliği tespit edilmiş mi bir bakayım. Bundan sonraki saldırıların önlenmesinde önemli olabilir. Tamamdır Ela. Derya. Ne işin var senin burada? Hastanede olman gerekmiyor mu? Öyle bir zamanda hastanede bekleyemezdim Erdem albayım. Görür görmez yanınızda olmak istedim. Gel Derya, gel. Neyi düşünmüşsün? Bugünkü saldırıyla ilgili bütün bilgileri istiyorum. Saldırganın tüm bilgilerine ulaşılsın. Ülkeye ne zaman girmiş, kimliği, nerede kalıyor, evini arama yapalım. Tamamdır. Efendim Yavuz. Eylem, bir gelişme var mı saldırganla ilgili? Araştırıyoruz. Kimlik tespiti yapılacak. Kaldığı yeri öğrenmeye çalışıyoruz. Oraya da arama yapılacak. Belki bir şey buluruz. Diğer saldırganlarla irtibatta olabilir. Bu hücre elemanları birbirleriyle irtibat kurmaz Eylem. Daha önce çok gördük. İnan bana. Buradan bir sonuç çıkmaz. Bir planın var mı? Benim için görüşebildiğim müşterilerle. Beni Dragan'ın ve Sadık'ın tutulduğu yere sokman lazım. Bunu yapacağım Yavuz. Ama fazla zamanlı olmayacak. En fazla bir saat. O da çok özel bir izinle. Yeter de artar bile. Eğer saldırıların devamı olacaksa... Onlardan başkası biliyor olamaz. Tamam, ben sana mekanı gönderiyorum. Orada görüşürüz. Görüşürüz. Halk otobüsünde yolcuları rehin alan silahlı teröristin bu anları yolculardan biri tarafından sosyal medyada yayınlandı. Olay yerinde bulunan kahraman trafik polislerinin müdahalesi sonucunda terörist etkisiz hale getirildi. Olay yerine hemen ambulanslar intikal ederken çok sayıda yaralı ve ölü olabileceği haberleri elimize geliyor. Ay. Gözleri kör olsun. Kör şeytanlarından bulsunlar inşallah. Onca ananın babanın yüreğini de aladılar. Alçaklığa doyamadılar. Bir de hala elinizdeki adamı geri verin diyorlar ya. Sanki onlara daha önce boyun eğmişiz gibi. Avuçlarını yalarlar onlar anca. Gebermiş gitmiş zaten pislik herif olay yerinde. Mücahid'imi de aradım ama ulaşamadım. Yolun sonuna gelmiş bulunmaktasınız. Onlar toplantı falan yapıyorlardır Fatma teyze. Bir operasyona çıkarlar, inlerini bulurlar hepsini, merak etme sen. Ben de kalkayım artık. Kalsaydın biraz daha. Ya birkaç halletmem gereken iş vardı, onlara bakarım. Yavrum. Bu alçaklar devam edeceğimişler saldırılara. Şimdi çıkma Yasun dışarı. Fatma teyzeciğim. Onların da istedikleri bu zaten. Korkalım istiyorlar. Evlere kapanalım istiyorlar. Ama ben onlara istediklerini vermem. Eğer ben korkarsam, evde kalırsam... babamın yüzüne nasıl bakarım Fatma teyze? Bu vatan için, bizim için mücadele eden onca askerin yüzüne nasıl bakarım? Ateşin, Mücahit abinin. Aynen öyle. Fatma teyze, biz onlara hiçbir zaman boyun eğmedik. Şimdi eğmeyeceğiz. Kurban oldum Daru. Siz aynı benim uşağım gibi konuşuyorsunuz. Ay. Maşallah sizi doğuran analar. Sizi büyütenlere. Sağ ol Fatma teyzeciğim, amin. Sizin gibi uşaklar bu memlekette oldukça hiç kimsecikler deviremez bizi eyvallah. Hadi. Ben müsaadenizi isteyeyim o zaman. Öpeyim Fatma teyze. Güle güle git kızım. Allah'a emanet. Ama kendine dikkat et yine. Tamam. Hadi. Allah'a emanet olun. Başımız sağ olsun Ateş. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Amin kelebek, amin. Gözümüzü korkutmaya çalışıyorlar işte. Ama korkmayacağımızı bir türlü anlamadılar.
Siz ne yaptınız? Nasıl orada durumlar? Biz bekliyoruz. Operasyon olma ihtimaline karşı bir yere de gidemiyoruz. Ya dikkat edin olur mu Ateş? Ay, bu aralar içimde bir sıkıntı var. Nazlı, canını sakın sıkma. Çok güzel günler gelecek. Bu alçaklar canını sıkarsa bozuşuruz ona göre. Hayır canım, onlar benim canımı sıkamaz. Öyle bir şeye asla izin vermem de. Ne bileyim işte, bir huzursuzluk var içimde. Düğünümüzü düşün. O zaman geçer o huzursuzluk. Anlaştık mı? Anlaştık. Ha, şöyle işte. Sen ne yapıyorsun? Ne yapacaksın bugün? İyi ya, ben de işte düğün için bir şeyler eksikti, onları almaya çıktım. Sonra eve geçeceğim. Tamam. Güzel gelinim benim. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Görüşürüz. Bunlar mı yemekleri? Bunlar elemanım. Bu ikisinin de dilini çözer. Bülbül gibi şakırlar. Yemekleri bir sorguya girdikten sonra getirin. Şüphelenmesinler. Tamamdır. İşte beklenen adam. Hiçbiriniz ders almıyorsunuz değil mi? Dönüp dolaşıp aynı manzaraya geri geliyoruz. Kasap Dragan'ı başkalarıyla karıştırma Yavuz. Hata edersin. Hepiniz aynı lacivertisiniz lan. O çirkin sıfatlarınız bile aynı. İsimler değişiyor sadece. Çolak gidiyor, kasap geliyor. Yarın bir gün kasap gider, manav gelir. Ama onun da sonu bu olur. Karşımda elleri kolları bağlı, zavallı, çaresiz bir mahlukat. Saat kaç Yavuz? Saatle uzun bir süre işin olmayacak Dragan. Ömür boyu kadar. Hmm. O zaman başka bir soru sorayım. Siz ölülerinize şehit mi diyordunuz, ne diyordunuz? Kaç tane şehidiniz var Yavuz? Ülkesi uğruna canını feda edenler şehidimiz, evet. Ama sen ve senin gibi bunu anlaması güç. Çünkü asla bir ülkeniz olmayacak. Ha, işte o konuda çok büyük konuşma Yavuz. Beni canlı yayında izlediğine eminim. Beni öldürdünüz, bak devlet başkanı olarak dirildim. Kucaktan kucağa atlayarak devlet mi kurulur lan? Önüne her kemik atana kuyruk sallayarak, her hıyarım var diyeni bir avuç tuz alıp koşarak ülke mi kurulur? Ha, kurmaya kalkarsan işte böyle başını ezip sokarız bu odaya. Vallahi beni çok uzun süre böyle oturtamayacaksınız buraya. Beni burada tuttuğunuz her dakika sizin aleyhinize işliyor. Eylemler devam edecek. Daha çok insan ölecek. Baban gibi. Ya da neydi o albayın karısı? Ya da timinizin komutanı, adı neydi? Fethi. Fethi, Fethi. Fethi. Bana bak lan. Bana bak. Bir daha onların adını o pis ağzına alırsan o dilini keserim senin. Duydun mu? Duydun mu?
Benden hiçbir şey alamazsınız. Boşuna uğraşmayın. Konuşmayacağımı en başta söyledim. Öyle mi? Sahibin Dragan seni kurtarır falan zannediyorsun sen herhalde. O zaman belki bu ilgini çeker. Sürpriz. Dragan. Ya Dragan. Senin o iblisi alamayız sanıyordun değil mi sen? Bak. Şeytana tapar gibi taptığın adamın haline bak. İzle. Anlatacaksın Dragan. Sıradaki saldırıların yerlerini söyleyeceksin. Asla. Ne yazık ki artık seni buradan kurtarabilecek bir efendin yok. O da içeride. Hepinizi tek tek alacağız Sadık, ölü ya da diri. O yüzden ben senin yerinde olsam işbirliği yaparım. Şimdi sana bir kez soracağım. Dragan alınırsa diye yaptığınız planı devreye soktular ve İstanbul'da bir saldırı oldu. Senin o yüzündeki sırıtışı silerim Sadık. Benim canımı sıkma. Başka saldırılar da planladığınızı biliyoruz. Saldırının yerini söyleyeceksin bana. Bak benim böyle sakin durduğuma bakma. Sonu çok daha kötü olur, emin ol bundan. Konuş! Benden hiçbir şey alamazsınız. Yanında da kim var biliyor musun? Kim var bilmiyorum. En sadık köpeğin. Sadık. Avrupa'da terörü fonlayan sözde birkaç siyasetçiyle iş tutarken yakaladık. Sana neden inanayım? Şimdi inandım. Aa, Sadık. Sadık asla konuşmaz. Sadık en az benim kadar dirayetlidir. O kadar büyük konuşma. Hiç belli olmaz Dragan. Söylüyorum işte. Sadık asla konuşmaz. En yanlış adamı almışsınız. Hiçbir şey elde edemeyeceksiniz. Gel. Vay vay vay. Bu ne be? Bilsem dışarıdan yemek söylerdim, kuzu çevirme falan. Seni gerçekten serbest bırakacağımızı düşünmüyorsun değil mi? Ya bu kadar aptal olamazsın. Bütün kozlar bizde. Sular çekildiğinde karıncalar balıkları yer. Sular yükseldiğinde de balıklar karıncaları. Yani demem o ki... bugünkü gücünüze, kudretinize güvenme o kadar Yavuz. Kimin kimi yiyeceğine suyun akışı karar verir. Yemeyeceğim, al bunu. Sen de haklısın. Yiyeceğini yedin, daha ne yiyeceksin? Benden size bir şey çıkmaz.
O zaman ben de sana kendimle ilgili bir sır vereyim. Hayattaki her şeyimi kaybettim. Çok yeni. Acım çok taze. Bu ne demek biliyor musun? Artık kaybedecek hiçbir şeyim yok demek. Bu adamlar Fethi'nin ölüm emrini veren adamlar. Gözümüzün önündeler. O kadar zor tutuyorum ki kendimi. Şöyle gidip şunların gırtlağını sıkmamak için o kadar zor tutuyorum ki Yavuz. Biliyorum çünkü babamı öldürenler de bunlar. Biz de böyle elimiz kolumuz bağlı duruyoruz. Sıkma canını. Yemek yemeden duramazlar. Pek hevesli değil gibiler. Eğer öleceklerse bizim elimizden olsun isterim. Aç kaldıkları için değil. Konuşmayacaklar. Sanki her adımımızı önden biliyor gibi bunlar ya. Bunun için eğitilmişler. Bunlar paralı asker, unutma. Hayatları boyunca yaptıkları kötülüklerin karşılığına bedel ödememek için eğitim alıyorlar. Ne yapacağız peki? Biraz kan aksa iş çözülür de bana bırakmıyorsunuz ki. Dayaktan da anlamaz ki bunlar. Aklında bir şey mi var? Var. Daha doğrusu sabrım kalmadı. Madem konuşmuyor bu Dragan, buna ihtiyacımız yok ki bizim. Eylem. Eylem. Eylem dur. Eylem. Eylem aç şu kapıyı. Kusura bakma Yavuz. Bak bir delilik yapma. Kariyerini mahvedersin Eylem. Bunu kendi ellerinle yapmak istediğini biliyorum ama artık yeter. Bu pisliğin bizimle oynamasına izin veremeyeceğim artık. Tamam aç şu kapıyı. Bana dokunamayacağını biliyorsun değil mi? Ben öyle sıradan bir terörist değilim. Ben bir devlet başkanım. Sen terör devletine devlet mi diyorsun be? Birilerine uşaklık etmek için kurulan devlet mi olur? Bunları konuşmuştuk. Doğru, bunları çok konuştuk. Eylem şu kapıyı aç! Eylem! Bu anı çok uzun süre bekledim Dragan. Ama yine de masum insanların hayatını kurtarmak istediğimi bil. O yüzden sana son kez soracağım. Saldırılarla ilgili ne biliyorsun? Bu mu yani numaranız? İyi polis kötü polis mi? Beni böyle mi alt edeceksiniz? Kusura bakma ama... Çok sıradansınız. Çok. Numara olduğunu kim söyledi? Yardım! Bırak! Konuş! Hey! Kimse yok mu? Hey! Kimse yok mu? Çabuk git yardım çağır. Çabuk Dragan'ı öldürecek. Çabuk! Konuş! Yoksa nefesin kesilene kadar sıkarım. Konuş. Bırak! Eylem! Bir delilik yapma!